Esencan Hastanesi, sağlığınızın güvenilir adresi. Merhaba, ben diyetisyen Betül Kanik. Bugün sizinle diyabet beslenmesi hakkında konuşacağız. Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, organ kayıplarına sebep olabilen, yaşam kalitesini düşürebilen kronik seyirli bir hastalıktır. Pankreastan salgılanan insülin hormonunun kısmen ya da tamamen eksikliği veya yetersizliği sonucu oluşan hiperglisemi ile karakterizedir. Günümüzde de sedanter yaşamın etkisiyle obezitenin görülme sıklığı artmıştır. Buna bağlı olarak tip 2 diyabetin görülme sıklığı da artmıştır. Tip 2 diyabetli kişilerin %85-%90'ı fazla kilolu ya da obezdir. Bu nedenle bu hastalarda kan şekerinin dengede seyretmesi kadar ağırlık denetiminin sağlanması da bizim için önemlidir. Diyabet hastalığının tedavisinin 3 basamağı vardır. İlaç tedavisi, beslenme tedavisi ve fiziksel aktivite. Bu üçü birbirini tamamlamak zorundadır. Bizim beslenme tedavisiyle amacımız nedir diye soracak olursanız, glisemiyi normal seviyelerde tutmak, hipoglisemi ve hiperglisemiyi önlemek, komplikasyonları önlemek, ideal ağırlığa ulaşmak ve bunu koruyabilmek, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek, yaşam süresini ve kalitesini arttırmak. Diyabet hastaları nasıl beslenmeli? Öncelikle burada glisemik indeksten bahsetmek gerekiyor. Besinlerin kan şekerini yükseltme hızına glisemik indeks deniyor. Kan şekerini hızlı yükselten besinlerin glisemik indeksi yüksekken yavaş yükselten besinlerin glisemik indeksi düşüktür. Bu hastalar da beslenme programlarında düşük glisemik indeksli besinlere yer vermelidir. Kabuğuyla tüketilebilen meyveler kabuğuyla beraber yenmelidir. Bu posa tüketimini arttıracaktır. Aynı zamanda meyve yenirken yanında beraber süt, yağlı tohumlar, yoğurt gibi ürünler beraber kullanılırsa kan şekerini de daha yavaş bir şekilde yükseltmiş olacak. Enerjinin %55-60'ı karbonhidratlardan, %30-35'i yağlardan, %15-20'sinin proteinlerden gelmesine özen gösterilmelidir. Her öğünde çiğ sebze, salatalar olmalıdır. Bunlar da yine posa tüketimini arttıracak ve kan şekerinin yine yavaş bir şekilde yükselmesini bizim için sağlayacak. Gazlı, şekerli içeceklerden uzak durulmalı, fast food tarzı beslenmeden yine uzak durulması gerekmektedir. Diyabetik ürünler, sağlıklı ürünler, kullanılabilecek ürünler anlamına gelmiyor. Sağlığa faydalı anlamına gelmiyor. Diyabeti iyileştirici ürün anlamı taşımıyor. Kullanılabilir ama sıklıkla tercih edilmemesinde yine fayda var. Posa alımını arttırmak için tam tahıllı ürünlere, sebze meyve tüketimine, kuru baklagil tüketimine dikkat edilmeli. Bunların tüketimi arttırılmalı. 3 ana öğün, 3 arı öğün şeklinde beslenilmesi gerekmekte. 2,5-3 saat aralıklarla bir şeylerin yenilmesine özen gösterilmelidir. Fiziksel aktivite de arttırılmalıdır. Her gün yapacağınız yarım saatlik yürüyüşler bile kan şekerinizin dengede seyretmesi için size yardımcı olacaktır.